Yayın öncesi de sonrası da dile getirdi. Dedi ki sağlıklı beslenme, uyku ve stresten uzak bir yaşam keşke elimizde olsa dedi. Keşke elimizde olsa, fakat beslenmeyle bunu birazcık daha Onu soruyoruz, düzenlemek, evet. kırışıklıklarımızı azaltmak daha mümkün. Öncelikle düzenli olarak eğer hiçbir hastalığınız yoksa ve bir ilaç kullanmıyorsanız yeşil çay, beyaz çay tüketebilirsiniz. Antioksidanlardan daha da zengin beslenmek gerekiyor. Özellikle kırmızı meyveler, işte ahududu, nar, greyfurt, bunları beslenmemize aldığımızda biraz daha destek olacaktır. Bol bol yeşillikle beslenme, dereotu, maydanoz, bunları da salatalarımıza, kahvaltılarımıza dahil edelim ve kuru bakliyatlar aslında. Kuru bakliyatları da gün içerisinde haşlayıp salatalarımızın üzerine koyabiliriz. Çok pratik bir aslında yemek olur. Hatta ofisimize de götürebiliriz. Hani hazır Şu dışarıdan söylemek kırışıklıklar gidiyor yerine. mu? Hani botoks yerine soruyorsunuz. Botoks yerine Kuru özellikle bakliyat kuru diyelim. bak, öyle mi? Botoks yerine kuru Evet. bakliyat. Ve özellikle kefir tüketmek hem sindirim sistemi Evet. sağlığımız için hem de genç kalmamız için son derece önemli Şimdi ve kefir faydalı. dedin de şimdi belki canlı yayında dile getiriyoruz ama şimdi yoğurt tüketen var, tüketemeyen, ayran tüketen var, tüketemeyen. Valla yine kızmayın. Kefiri ben de denedim ama çok keyif almadım. Onun yerini tutan bir şey yok mudur diye sizler de soruyorsunuz. Soralım. Çünkü kimine çok fazla yarıyor, kimine yaramıyor diyor ki izleyicilerimiz. Hocamı dikkatlice izliyorum, dinliyorum. Mümkün olduğunca da evdeki yemeklerle beslenmeye özen gösteriyorum ama ister istemez şişkinlik, ödem, gaz, kabızlık ve vücudumdaki stresi, sıkıntıyı anlatamam size. Peki o zaman kış aylarında olduğumuz için soralım. Daha çok mu vücudumuz su tutuyor acaba? Ödem yaşıyoruz ya da o vücudumuzdaki telefondaki izleyicimiz ve birçok soruları yazdıran izleyicilerimiz gibi kışın daha çok mu vücudumuz hareketsiz de olduğu için hamlaşıyor ve ister istemez 1-2 kilo alıyoruz. Evet, kış aylarında ödem biraz daha fazla gözükebiliyor çünkü hareketimiz yok. Fazla tuzlu tüketebiliyoruz ister istemez çünkü fast food tüketimi de kış itibariyle artıyor ve su içmeyi unutuyoruz aslında. Ödemin en büyük nedenlerinden biri de su içmemek. Yaz aylarında evet susuyoruz, içiyoruz fakat kış aylarında bunu aksatıyoruz. Bir çiçeği nasıl ki sulamazsak solarsa biz de o şekildeyiz. Bu yüzden mutlaka 8 bardak, en az 8 bardak su içilmesini istiyoruz ve suyun yerinde başka bir şey tutmuyor aslında. Aslında çay kahve tüketsek de Mutlaka suyla içeceklerin desteklemek evet gerekiyor yerini bunu. mutlaka. Fazla çay kahve içiyorsanız özellikle bunlar diüretik içeceklerdir. Yani vücuttan su atarlar, yerine mutlaka su konulması gerekiyor. Bir bardak çay ve kahve yanınıza aldığınızda bir bardak da su koyun yanınıza, birlikte hedefleyin. O şekilde yaptığınızda zaten Daha lezzetli. Ben deniyorum efendim. Kahve seviyorum. Sabahları güne kahveyle başlıyorum ama yanında mutlaka 2 bardak su da içiyorum. Bazen 3 de oluyor. Kendimi daha iyi ve daha dinç hissediyorum. Doğru mu yapıyorum diye hemen soruyorum doktoruma. Evet, Doğru mu? doğru. Doğru o Kişi zaman. zaten sabah özellikle kalkıp bir bardak su içtiğinde daha enerjik, daha temizlendiğini hissediyor ve daha ferah güne başlıyor aslında. O zaman uyandığımızda mutlaka su içmeye özen gösteriyoruz. Neden? Tüm organlar Bir uyansın, bir uyansın. temizlensin. İçerisine Evet. belki salatalık dilimleri, maydanoz, nane dilimleri atabilirsiniz. Gün içerisindeki sularınızda da o şekilde aroma verebilirsiniz eğer ki su içme alışkanlığınız yoksa. Ve genelde benim gördüğüm kahvenin yanına su değil de çikolata konulması oluyor. Onu ben de yapıyorum. Çünkü... Gelen misafirlerimize de o şekilde ikram ediyoruz. Bugün televizyonumuz kalabalık gelen gidenler olduğu için şimdi biz yayına girerken de tepsiler elinde Gül ablamız var bizim. Özellikle ekipteki arkadaşlarımızdan olmazsa olmaz kahvesi meşhurdur. Biz 8-10 tane kahvenin servisini görürken dikkat ettim su vardı yanında ama bir de bizim olmazsa olmaz tatlıların ikramını da yanına koymuştu. Ama olmaz mı diyelim, yanlış bir şey mi diye soralım. Şimdi şöyle aslında tatlı krizlerimiz bazı anlarda gelebiliyor ve bu tatlı krizlerinin nedenine de bakmak gerekiyor. Eğer ki bir duygusal açlıksa bu. Bir stresten, sinirden, gerginlikten dolayı biz tatlı çekiyorsa canımız bunu bir şekilde psikologla birlikte çözmek gerekiyor.
Fakat bazen bir yiyeceği bir yiyecekle de birlikte bağdaştırmış olabiliyoruz. Örneğin her gün saat 10'da kahve içmeye alışmış bir kişi yanında çikolatasını o şekilde kahveyle çikolatayla birlikte bağdaştırıyor aslında beyninde. Mutlu, sıkıntı o şekilde mutluysa evet. Fakat yanına daha sağlıklı alternatifler koyabiliriz. Kuru meyveler koyabiliriz. Veya benim dün akşam evde canım aynı şekilde tatlı çekti. Hemen evde hurma vardı. Biraz sıcak suda haşladım. Robottan çektim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar kakao ve ceviz ekledim. Çektim. Top top haline getirdim. Ve Hindistan cevizini buladım. İnanın çikolatadan hiçbir farkı olmadı. Soruyorum. Daha da güzel oldu.